Selamun aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere daha önce re karar üzerinde çalmış olduğum bir eserin la karar üzerinde çalımını vermeye çalışacağım. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Eseri olabildiğince en basit haliyle sizlere vermeye çalışacağım. Dediğim gibi eserin daha önce re karar üzerinde dersini işlemiştik. Hepinizin bildiği bir eser, bir Ahmet Kaya eseri, Penceresiz Kaldım Anne. Hemen şuradan kartlar bölümünden bu re karar üzerinde işlemiş olduğumuz derse ulaşabilirsiniz. O dersimizde çalışmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi aynı eseri bu dersimizde la karar üzerinde sizlere vermeye çalışacağım. Bu sayede la kararı da tanımış olursunuz arkadaşlar. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Eseri çalmadan önce, yani dersini işlemeden önce baştan sona kısaca bir çalalım. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde dersini işleyelim. Eserin içinde bir de serbest ölçü okunan bir kısım var. Söz kısımlarının hakkında da bilgi vermeye çalışacağım sizlere arkadaşlar. Evet, nasıl çalabiliriz bakalım. Arkadaşlar. Söz kısımlarına girdiği zaman da serbest ölçü okunan bir yer var. Dediğim gibi birazdan orayı da izah etmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle basit bir şekilde eserin dersini işleyelim. Orta tel boş es vererek başlarız. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyebilir, hocam la karar çalıyoruz. Orta telden boş es verdiğimiz zaman re sesini verir. Bu birbirini dengelemez. Abes bir durum olmaz mı diye sorabilir. Haklı olarak bazı arkadaşlarımız. Arkadaşlar la karar çalıyoruz fakat elimizde akustik bir bağlama var. Ortamda herhangi başka bir enstrüman yok eşlik edecek bizlere. Ondan dolayı boşlukları esleri boş kalmasın diye mecburiyetten dolayı yine orta telden es vereceğiz. Her ne kadar kararımız la olsa da orta telden re sesini alsak da yani çok büyük bir sıkıntı olmaz. Boşlukları doldurmak adına es verebiliriz. Ya da boşlukları doldurmadan bekleyerek o esler süresince sessiz kalarak bekleyerek o şekilde de çalabiliriz. Fakat biraz sade bir çalım olacağından dolayı orta telden boş es vererek çalmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi yani teorikte uygun olmasa da pratikte çaldığımız zaman kulak tırmalayacak çok da bir abes durum olmaz arkadaşlar. Ondan dolayı orta boş es vererek esleri o şekilde kullanacağız. Orta tel boş es vererek es, re'den devam ederiz. Bakın burada es, re, re, re 3 vuruş yaptıktan sonra mi'yi alttan çekip fa'yı şu pozisyonda bir vurabiliriz. Yani es, re, 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 mi, fa, hemen ardından fa'yı tekrar vurup senkoplu bir şekilde biraz süresini uzatarak fa, mi yaparak mi'yi alttan çekerek bakın dikkat edin. Fa mi hemen ardından re mi re do. Re'yi vurup mi'yi alttan re'yi vurup do'yu alttan çekeriz. Mızrak üst alt. Re mi re do birleştirelim. Es re 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 mi fa. Fa mi re do şeklinde. Birinci bölüm diyebiliriz buraya. Bölüm bölüm ayırarak çalışabilirsiniz. Es re 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 mi fa. Fa mi re mi re do. Tekrar es re 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 mi fa. Fa mi re do. İkinci bölümde tekrar es verip es do'yu vurup re'yi alttan çekerek bakın es do re do re. İkinci kez re'yi çalarken işaret parmağıyla geldik bu pozisyon çünkü sonrasında mi'yi kullanacağız.
es, do, re, do, re, mi yapıp sonra yine mi'ye vurup senkoplu bir şekilde bekleyerek süresini uzatarak mi'den mi, re yapıp do, re, do, si, si ile bemol en son perde. Tekrar alalım. Es, do, re, do, re, mi, mi, re. Bakın mi'yi uzatarak mi, re yapıp do, re, do, si. İki bölüm birleştirelim şimdi. Birinci bölüm. Re'den başladık. Öncesinde es vererek es, re, 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 mi, fa, fa, mi, re, mi, re, do. İkinci bölüm es, do, re, do, re, mi, mi, re, do, re, do, si, si'ler bemol. Sonrasında yine orta tel boş es vererek kaldığımız yer si bemolden devam ederiz. Es, si, 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 do, re yapıp, bakın dikkat edin, es, si, 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 do, do'yu alttan çekerek re'ye indik. Sonra re'ye tekrar vurup senkoplu bir şekilde aynı teknikle re, do, si, do, si, la, alt tel boş, la'ya çıktık. Yani es, si, 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 do, re, re, do, si, do, si, la. Tekrar alalım, dikkat edin, es, si, 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 do, re, re, do, si, do, si, la. Buraya kadar geldikten sonra es vererek es, mi'den devam ederiz. Mi, 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 mi yapıp fa, sol, fa, mi. Tekrar bakın, dikkat edin. Es, mi, 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 mi yapıp fa, sol, fa, mi yaparız. Şimdi buraya kadar eserin ilk yarısı diyebiliriz. Yani burayı ilk çaldığımızda buraya kadar çaldık. Baştan tekrar başlarız. İkinci kez aynı şekilde tekrar çalarız. Yalnız ikinci çalımda şöyle bir farklılık yapacağız. Şu es, mi, 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 fa, sol, fa, mi dediğimiz yer, burayı yavaşlatarak, hızını metronomu düşürerek bitireceğiz arkadaşlar. Yani gibi. Sonrasında da sözleri seslendirmek için şu şekilde dem vererek devam edeceğiz. Şimdi buraya kadar bir özetledik. İlk çaldığımızda bu şekilde geldik. İkinci kez tekrar çaldığımızda şu kısmı hızını düşürerek bitirdik arkadaşlar. Sonrasında şöyle dem vererek devam ederiz. Bakın si perdesinin olduğu yer üst tel, hemen burası la olur ve alt telde boş la. Şu şekilde dem veririz. İki şekilde de burada la sesini vermiş oluruz iki telde. En üst tel ve en alt tel. Üst tele vurup alt teli alttan çekerek dem vererek buradan itibaren ilk kıtayı seslendiririz. Videomuza telif gelmemesi için sözlere girmiyorum arkadaşlar. İlk kıtayı bu şekilde dem vererek okuduktan sonra nakarata geçtiğimiz zaman penceresiz kaldım anne dediği yer, artık buradan tekrar en başta çaldığımız yerlerin üzerine o nakaratları okuruz. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Eseri rahat bir şekilde çözebilmeniz, çalabilmeniz, seslendirebilmeniz için eseri dediğim gibi daha önce de mutlaka dinlemiş olmanız gerekiyor. Eserin trafiğini biliyor olmanız gerekiyor. Bu önemlidir. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.